Yıl 2018, bizden sonra geleceklere ve şu anda yaşayanlara 2018 Türkiye'si ile ilgili bir kayıt düşelim. Gerçeği açıklayalım. Çünkü her gizli yaraya kurt düşermiş. Biz de bugün gerçekleri çatır çatır ortaya koyalım ki bizden sonrakiler bize bakıp, biz saflarına bakıp, tamam yumuşatayım, biz saflarına bakıp bizim yaptığımız aptallıkları yapmasınlar. Yıl 2018, biz döndük mü başladığımız yere arkadaşlar. Türkiye'de çok fazla bir değişiklik yok. İleriden bizi izleyenler adına söylüyorum, 2018 ile itibariyle ispat edeyim. Benim gençlik yıllarımda, ben galiba kaç yaşındaydım ya? 20'li yaşlardaydım. Tansu Çiller diye bir bahtsızlık gelmişti Türkiye'nin başına. Ekonomi profesörü Göya. Herkes iki anahtar dedi. Başka bir şey söylemesine gerek yoktu. Halkımı çok iyi tanıyormuş. Bir ev, bir araba. Bütün Türk milletinin zaten temel böyle bir sorunu vardır. Evi ve arabayı alan tamamdır kardeş. Konuyu kapatmıştır. Bu dünya onun için cennete dönmüştür. Bunu çok iyi tespit ettiği için Tansu Çiller Hanım böyle bir vaatte bulundu ve Türkiye paldır küldür bir karanlığın içine gömüldü. Nasıl oldu bu iş? Ben o dönemde hatırlıyorum. İnsanlar evlerini, arabalarını satıp götürüp bankaya koyuyordular. Ve öyle bir para alıyordular ki, bankadaki faizden öyle bir para alıyordular ki hiç üretmene gerek yok kardeş. Ne dükkan açıyorsun, ne tarlada çalışıyorsun, ne işte didiniyorsun, ne de işte memurluk yapmana hiçbir şeye gerek yok. Sat evini abi, götür bankaya koy, evet krallar gibi yaşıyoruz. Klimayı da açıyorsun, televizyonu da açıyorsun, çayını kahveni koyuyorsun. Nedir bu? Allah böyle. Böyle bir modelimiz vardı. Manyak bir modeldi. Şimdi günümüze bakalım. Bir şey geldi de aklıma. Öyle ki bir gün ben bankaya gitmiştim. Adam ikinci evini satmış. Birincisini Tansu Çiller döneminden hatırlıyorum. Birincisini satmış. İkincisini de satmış. Şimdi diyor faizi bir hesaplayabilir miyiz? İkinci evin parasını üstüne koyarsak ne kadar ediyor diye. Hiç unutmuyorum bunu. Ben daha 20'li yaşlarımdayım. Daha abonman parasını denkleştiremiyorum. Düşünün. Öyle bir durumdaydım ben ve hayretle bakıyordum. Manyak manyak paralar. Neyse günümüze dönelim. Arkadaşlar günümüzde 500 bin lirayı bir araya getiren 7500 lira faiz alıyor. Ayda. Ayda 7500 lira faiz alıyorsunuz. Bu korkunç bir şey. Nasıl yani? Kardeşim elindeki arabayı marabayı sat, evini sat, git Kastamonu'ya. 500 liraya ucuz güzel bir ev bul ki Kastamonu nefis bir yerdir. 1500 lira da şey harca, gıdana harca. Hadi ayağın alışsın 2000 olsun. Geriye ne kalıyor bir hesaplayın isterseniz. Deli gibi para kalıyor. Ne üretmene ne gerek var? Efendim bir girişim yapmana ve risk almana ne gerek var? Hiç gerek yok. Gelen patron diyor ki kalan da tekrar koyup ana parayı yükseltebilirsin. Evet. Buradan iyi bir şey çıkmaz. Çalışmayan, üretmeyen, yorulmayan, terlemeyen adam olmaz. Şu anki durumumuz bu. Efendim ben Almanım, Avrupalıyım. 100 bin avrom var. Kardeşim bu adam 500 binden çok daha para yapıyor. 90 bin avrosunu alıp geliyor Türkiye'ye. Bankaya koyuyor, hesap açıyor, bankaya koyuyor. Ve yaklaşık 1500 avro faiz alıyor. Avrupa'da sizce böyle bir şey yapabilir mi? Eğer yapabiliyorsa ben bilmiyorum. 100 bin avroyla bence Avrupa'da böyle bir şey yapamazsın. Düşünsene, elin Avrupalısı 100 bin avro bir araya getiriyor. Evet getirdim. O da geliyor. Ege'de bir sahil kasabasına yerleşiyor ki çok güzel sahil kasabalarımız var. Ve orada ne yapıyor abim? Bankaya koyuyor. Sonra da çıkıp emlakçılara dolaşmaya başlıyor. Burada hangi evi alabilirim diye. Çünkü gelen faizle 3 bin lirayla taksitle ev alabilir. İşte günümüz Türkiye'si şu anda bu. Faiz kaç olacak? Faiz 1 olacak kardeşim. Yani mümkün olduğu kadar düşük olması lazım. Niye?
Herkes oturup çatır çatır, oturup ne demek? Herkes aklını başına devşirip çatır çatır üretime katılmak zorunda. Ben de eşek gibi kendi adıma söylüyorum. Üretime katılmak zorundayım. Bir şeyler üretmek zorundayım. Kimse havadan, faizden para kazanamamalı. Bu konudaki Cumhurbaşkanı tutumu doğrudur ama sonuç alamıyoruz. Faizler düşmeli. Düşürelim o zaman, neyi bekliyoruz? Her geçen gün biraz daha çamura batmaktayız bu konuda. 2018 Türkiye'si bu. Elin Amerikalısı 100 bin dolar, ki Amerika'da 100 bin dolar çok ciddi bir para değildir. 100 bin dolar cebine koyuyorsun. Burada krallar gibi yaşıyorsun. Türkiye cennet gibi bir ülke deniliyor. Hakikaten bu parayı bir araya getirenler için gerçekten öyle. Hiç çalışmana gerek yok abi. Ne temizliği bile kendin yapmazsın. 400 bin lira da olur baba. Hadi ayağın alışsın, 350 bin lirayı bir araya getir. Yemin ediyorum senin hiçbir şey yapmana gerek yok. Bütün gün oturup televizyon izleyebilirsin. Ne üretmesi, ne terlemesi, ne katkısı, ne vatanı. Sen oturduğun yerden göbeğini büyütebilirsin güzel kardeşim. Şimdi bundan yıllar sonra beni izleyecek olan olursa söyleyeyim. İşte halimiz bu. Tansu Çiller dönemi nerede? Tarihte. Vallahi şu anda da biz döndük, dolaştık aynı yere. Biraz daha yumuşatılmış bir şekilde geldik. Buradan iyi bir şey çıkar mı? Bundan hiçbir cacık olmaz arkadaşlar. Üretmeyen, köleleşmeye ve başkalarından emir almaya mahkumdur. Tembellik yaparak büyümüş, gelişmiş hiçbir topluluk, insan veya millet yoktur. Biz de şimdi mırın kırın ediyoruz da herkes götürüp parasını faize yatırıyor ve işte faiz çok yüksekmiş. Vallahi bunu kim düzeltecek bilmiyorum. Yunanlılar mı gelip düzeltecek ya da başkası mı gelip düzeltecek bilmiyorum. Üretime dönmek zorundayız. Üretim ekonomisine dönmek zorundayız. Faiz hem bireyi batırır, hem aileyi batırır, hem toplumu batırır, hem de bir milleti batırır. 2018 yılı biz döndük dolaştık, başladığımız yere geri geldik arkadaşlar.